Tatile gireceğiz. Eğleneceğim. Oynay oyun oynayacağım. Hangi kitabı okuyacaksın? Ben e, Harry Potter serisini okuyorum. Kimi bol bol kitap okuyacak, kimi arkadaşlarıyla oyun oynayacak. Sınıfın bilgini diyorlar kendisine. Sana niye böyle diyorlar? Ee, bilmiyorum ama şu ana kadar girdiğim altı sınavdan da yüz aldığım için olabilir. <gülüyor> <gülüyor> kitap okumayı çok seviyorum. Ee, tatilde çok çalışacağım. Teknolojiyle alem çok iyi. 18 milyon öğrenci ilk kez bu yıl uygulamaya başlanan ara tatile çıktı. Bu yıl ilk kez uygulamaya girdi. Karnesiz ara tatil ve çocuklar artık sabırsızlıkla tatile çıkmayı bekliyordu. Ve o 9 günlük tatile hafta sonlarıyla beraber ulaştılar. Çok mutlular. Saçlarını şimdiden süslediler. Polyana var. Onu çok bitmek istiyorum çünkü çok heyecanlı, çok güzel bir kitap. Bu ara tatil sence iyi oldu mu? Evet, bence iyi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tatilin verimli geçirilmesi için 81 ilde etkinlik programı düzenleyecek. O kolyenin anlamı ne? Kargı ve sıkıntılara iyi geliyormuş, kargı taşı mor olan. Senin kaygıların mı vardı hayata dair? Evet. Biraz korkuyordun, şimdi taştan sonra iyi oldu mu? Daha iyi oldu. Ama dualarımızı da eksik etmiyoruz değil mi? Yatarken dua da ediyorsun. Sportif ve sanatsal faaliyetlerin dışında gezi, aile günü, bilgi ve teknoloji günleri dahil onlarca etkinlik aratatil.meb.gov.tr adresinden takip edilebilecek. Daha çok e, dışarı çıkıp eğleneceğim, parka gideceğim ve arkadaşlarımla oynayacağım. 4A sınıfının öğrencileri sınıfta bir hayvan da besliyor. O hayvanın adı da Şanslı. İşte bakın bu kaplumbağa. Şimdi biz de onu şöyle besliyoruz. Gerçekten çok sevimli bir kaplumbağa ama... Öğrenciler Kaplumbağa'ya o kadar odaklanmış ve onu sevmiş ki geçtiğimiz günlerdeki İstanbul depreminde hafif okul sallandığında çıkarken Şanslı'yı da yanlarına alıp çıkmışlar öyle mi? Ee, o zaman deprem olunca aslında biz e, baya bir korktuk. Çünkü Şanslı da bizim gibi bir canlı e, olduğu için o da e, onun... Öleceği için çok korktuk. Onun ölmesini istemiyoruz. Özel sektör mesela çalışanlarına neurofeedback gibi uygulamalar yapıyor. Çok daha geri dönüşü kuvvetli oluyor. Bize de kaplıca gibi bir tatil yapsaydı geri dönerken çocuklara çok daha verimli olabileceğimizi Vay. düşünüyorum. Ara tatilin ardından öğrenciler 25 Kasım günü ders başı yapacak. Sömestr tatili ise 17 Ocak Cuma günü başlayıp 3 Şubat Pazartesi günü son bulacak. İkinci dönemdeki ara tatilin tarihi ise 4-13 Nisan tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 11 haftalık karne tatiline ise 19 Haziran'da çıkacak. Oğlum elin çık oradan. Öğretmenler öğrencilerle ne kadar uğraşıyorsa okul bahçelerindeki güvenlikte o kadar öğrencilerle uğraşıyor. İşte onlardan biri de Feridun abi elinde düdük çocuklara komut veriyor oradan çıkın oraya gelin dersinize girin diye değil mi? Evet, Sen de bir evet. kafayı dinleyeceksin abi evet, 9 bir. gün. 9 gün kafayı dinlemek için. Yoruldum artık.